Ateş altındaki Gazze'de insanlar her şeye rağmen günlük hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Tabii yoğun ateş altındayken bu o kadar da kolay değil. Gazze'deki bu pazar yerinde insanların yüzlerindeki korku ve çaresizliği hemen görebiliyorsunuz. Herkesin isteği ise aynı. En kısa zamanda ateşkesin sağlanması. Umarım Hamas'ın istediği şartlar sağlanır ve ateşkes yapılır. Eğer Hamas'la İsrail güçleri arasında bir anlaşma olursa biz de barış içinde yaşarız. Çocuklarımız oyuncaklarıyla oynamayı bilmiyor. Roket, bomba, uçak, onların bildikleri şeyler bunlar. Nasıl yaşadığımıza bir bakın. Hiçbir şeyimiz yok. Yabancı ülkelerden halimizi görmelerini istiyoruz. En azından bize az da olsa yardımcı olabilirler. Sokaklarda ölü insanların bedenleri var. Kadın, erkek, çocuk demeden öldürüyorlar. Dünya üzerinde böyle başka bir ülke var mı? Ekonomik durum sıfır, günlük hayat sıfır. İsrail 2007 yılından bu yana Gazze'yi abluk altında tutuyor. Bu sırada Euronews da Gazze sokaklarında gelişmeleri yakından takip ediyor. İsrail'in bombardımanı Gazze'nin bu pazarındaki koşuşturmayı henüz etkileyememiş. Fakat insanlar günlük hayatlarının çok ciddi bir şekilde yer aldığını söylüyor. Ayrıca birçok kez başarısız olan uluslararası diplomasiden umudunu kesmiş olan halk sadece silahların kaderlerini değiştirebileceğine inanıyor.